serbest meslek diyor. Diyorum yani abi tamam serbest meslek nedir yani işsizim diyor. Yani şimdi inanılmaz hani ben şu an gülüyorum. Türkiye klasiği evet, oldu artık. Evet ağlanacak halimize meslek. Gülüyoruz yani evet, maalesef evet. Yani maalesef. İnsanlar da gururuna yediremiyor ya Sinan. Evet. Yani işsizim demeye de gururuna yediremiyor öyle bak, bir dönemdeyiz ki. Mesela konuşurken burada Didim temsilcimiz de turistlerle konuşuyor. Bunu sesli verebilir miyiz? Yani normalde yani verilemiyorsa tamam, bile en buradan azından. Buradan takip edebiliriz. Evet şey burada yabancı 8 yıldır geliyormuş bu bayan. Turist hanımefendi. Turist hanımefendi. Zeynep Hanım bizim Didim bölgesi, Söke bölgesi temsilcimiz. Hanımefendi diyor ki yani çöp sıkıntısı var, gündüz eğlence sıkıntısı var. Değil mi? Turist bekler abi o tarz evet, şeyleri tabii, yapmak tabii, zorundasın çok önemli yani. Aslında turistler için yani çevre düzeni. Çöp. Çok bunlar çok oluyorlar. Önemli şeyler. Çöplerden tabii, tabii. Kemeraltı'da da mesela böyle bir sıkıntı var. Biz röportajlar yapıyoruz. Kemeraltı'nda da ben iletiyorum. Kemeraltı esnafında da sıkıntı. Biz diyor çöplerle ilgili sıkıntı var diyor yani. Ve ben bunları iletiyorum mesela tamamıyla. Ve başkanımız... Yani sen başkanlara bunları iletiyorsun değil mi? Bu sorunları mutlaka. Başkanlar direkt oradan izliyorlar. Ve anında da gidip çözüyorlar. Bu çok güzel. Mesela bir problem oluyor. Hemen problemi biz yayınlıyoruz. Ondan sonra başkan ekibini yolluyor mesela. Hemen o problemi çözüyorlar. Hata mutlaka olacak. Eksikler mutlaka olacak. Çünkü konak 500 bine hitap ederken tabii, bir gündüz 1,5-2 milyon insan tabii. geliyor orada. Oranın temizliği, çöpü. Hı-hı. Çok farklı bir şey yani. Ama tabii bu çalışma çok hoşuna gitmişti Sayın Hakan Tartan. Çünkü biz böyle bir çalışma yapıyoruz. Başkanım sizin videolarınızı da yayınlayacağız dedik. Bir ilk bu. Yani düşün şimdi gazetede bir fotoğraf karesi. Kaç tane yayın? Başkan sporla ilgili faaliyet yapıyor, kültürle yapıyor, sanat yapıyor, mask müzesini açıyor, çocuk senatosuyla ilgileniyor. Kaçını gazetede yayınlayacaksın? Tek fotoğraf karesi altına haber yazıyorsun. Ama burada video, mask müzesinin açılışına Kadir İnanır geliyor. Orada Kadir İnanır sözlerini duyuyorsun, dinliyorsun. Yani örnek veriyorum. Tamam. Tabii görsel medyada görsel çok kuvvetli önemli, yani. Yazılı medya da öyle ama görsel medya da öyle. Bu ilk. Şüphesiz. Bunun aklı gururunu yaşıyoruz biz. Benim merak ettiğim şeylerden birisi, ya belediyeler dışında farklı dernekler ya da sosyal çalışmalar içinde mesela sana talepler geliyor mu? Örneğin mesela kanser haftası için örnek gösteriyorum. Hı hı, evet. İşte gelip sana bir vatandaşla röportaj yapsak kanser nedir tanıyorlar mı? Ya da onun gibi sosyal konular, işte evsiz çocuklar ya da farklı konular, emniyetle ilgili olabilir, asayiş problemleri olabilir. Bu konuda talepler geliyor mu? Ya da gelirse değerlendirir misin? Değerlendiririm. Çok fazla gelmedi. Kimden geldi mesela? Hatta ben bazı yerlerde zorluyorum insanları falan. Şaşırıyorum. Yani burada hani benim biraz ağır abi olmam lazım. Kardeşim sen görüntünü yolla ben yayın ama öyle değil. Ben zorluyorum. Aman yayınlayalım. Aman çekelim duyurun. Mesela hayvan hakları ile ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Sibel Hanım var mesela. Sibel Altun var. Belki tanırsın bilirsin. Tanımaz mıyım? Ben muhteşem zaten hayvan hakları bayan. Deyince maşallah. Tamam yani. Yani biz onun çalışmalarına evet. destek güzel, olacağımızı güzel. Söyledik. Hı-hı. Onlar görüntüleri çekiyorlar. Bazı görüntüleri bize yolluyorlar, paylaşıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Onun haricinde çok dernek var. Tabii bunları değerlendirmek lazım. Bizim orada tabii bir de linklerimizde yani belediyeler kısmı var. Milletvekili kısmı var. Sivil toplum kuruluşları, odalar kısmı var. Teşkilatlar kısmı var. Teşkilat deyince bir koskoca partiler geliyor bu sefer. Şimdi partiler neler yapıyorlar? Gençlik kolları neler yapıyor? Kadın kolları neler yapıyor? Bunlar da video halde yayınlamak istiyor. Esin, inan çok farklı bir şey yapıyoruz yani şu anda. Her şeye, sıkıntıya veya isteğe taleple gidebiliyoruz biz. Böyle bir şey yok İzmir'de. Ege bölgesinde yok böyle bir şey. Vekilim TV adı Vekilim ama TV. Sadece siyasetle düşünmeyeceğiz. Hayır, sadece siyaset düşünmeyeceğiz ama tabii ki Vekilim TV'de magazinde yayınlamıyoruz yani. Yani anladım. Yani sorunlar yine vatandaşın sorunları ön planda evet. olan şeyler bunlardan bahsediyoruz. Yani sorun çözüldüyse o çözülen sorunu mesela yayınlıyoruz. Mesela ben spor temelliyim. 418 tane televizyon programı yaptım sporla ilgili biliyorsun. Onu bilmez miyim? Biz birlikte de çalıştığımız için keyifliydi yani zamanında. Yani. Evet. Sen spor ben haber kısmında şimdi tabii yıllar sonra da maşallah. Sen değişmemiş daha da güzelleşmişsin. Teşekkür maşallah, ederim. Maşallah. Teşekkür ederim. Mesela sporla ilgili hemen bir şey burada bahsetmek istiyorum vaktimiz daraldıysa. İzmir hani kısaltılmalarda hava yollarında biletler alırken falan İZM diye geçer değil mi? Evet. Artık İZM'nin İzmir olduğunu biliriz biz. Sporda sporizm.tv diye bir çalışmamız başlayacak. Sen bütün